Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda trigonometri kampının birinci gününün ikinci videosundayız. Ne işleyeceğiz? Esas ölçüyü işleyeceğiz sizinle birlikte. Kitabımızda sayfa numarası 6 ve 7'yi işleyeceğiz. Ve esas ölçüyle alakalı her tarz soruyu burada göreceksin. Yok yok zaten bu fasikülde yok yok arkadaşlar. Zaten soruların içerisinde göreceksiniz. Konuşmaya gerek yok. İcraate geçelim o zaman göreceksiniz zaten. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Esas ölçü dediğimiz şey açıyı 0 ile 360 derece arasına ya da 0 ile 2 pi arasına almak demektir. 0 da dahil olacak tabii ki. 360 dahil olmayacak. Aynı şekilde 2 pi de dahil olmayacak. Yani biz şimdi bir açı yazdığımız zaman şöyle bir açıyı düşün. Hocam bu açı tamam esas ölçüsü 360'dan küçük olan açıların esas ölçüsü yine aynı açıdır zaten. Bir açı böyle 360 dereceden büyük olursa mesela 361 olduğu zaman işte bunun esas ölçüsünü bulurken içindeki 360'ı atacağız. Yani 361 ise mesela 360 attık 1 derece kaldı. Ya da 360'a 40 ekle 400 derece. 400 dereceye kadar geldim mesela. 400'ün içinden 360 at. Ne oluyor? 40 derece kalıyor. İşte esas ölçüsü 40 derece oluyor. Yani açının içinden 360 derece ve katlarını atıp oluşan açıyı, kalan açıya biz ne diyormuşuz? Esas ölçü adını veriyoruz arkadaşlar. Yani herhangi bir açı var elimizde. Bu açıyı böyle 360'ın katı şeklinde yazdığımızda Oradaki kalan açı 360 K artı alfa şeklinde yazdığımızda işte buradaki alfaya biz esas ölçü diyoruz. Ya da radyanlı bir şekilde de yazılabilir. Mesela açıyı biz şöyle de yazabiliriz. Hocam bu sefer de 2 pi'nin katları şeklinde yazacağız. Yani içindeki 2 pi'leri 360 derecede 2 pi demek değil mi? 2 pi'leri bir kenara koyacağız. Arta kalan açı ne oluyor? İşte buradaki arta kalan açı esas ölçüsü yapıyor arkadaşlar. Tamam matematiksel olarak tanımı bu. İçinden 360 derecenin katlarını atıyoruz. Kalan açı ya da 2P'nin katlarını atıyoruz. Kalan açı esas ölçüyü veriyor bana. Bir de şöyle burada bilgiler var. Hadi birlikte okuyalım şunları. Derece türünden pozitif açıların esas ölçüsü bulunurken açının 360 derece ile bölümünden kalan alınır. Çünkü biz ne yapıyoruz? İçindeki 360 dereceleri atmayacak mıyız? Evet. 360'ları atmak için de 360'e böleceğiz. Kalan sayı açının esas ölçüsüdür. Bölünür ya da açıya istenilen kadar 360 derece ya da katları eklenip çıkarılarak da bulunabilir. Yani açıyı yazabiliyorsan işte şuradaki tekniği uygulamak gibi aslında. 360 istediğin kadar 360'ı ekleyip ya da çıkartarak da soruca ulaşabiliyorsun dostum. Ha bana göre 360'a bölmek kolay. Sana göre hani açı küçük bir açıysa 360 ve katlarını düşünüp oradaki esas sayıdan normal açıdan 360'ın katlarını çıkarıp da esas ölçüyü 2 bulmak sana daha kolay gelecektir. Sen istersen bunu kullan, istersen bunu kullan, istediğini yap. Ben ama büyük ihtimalle 360'a bölerek yaparım dostum. Tamam. Evet şimdi radyan türünden de pozitif açıların esas ölçüsü bulunurken şu şekilde yapmak biraz zor olabilir. Hani 2 kp artı teta şeklinde yazmak zor olabilir. Bunun kolay bir yolu var. Bunun kolay yolu da ne biliyor musunuz? Açıyı ne yapacağız? Paydanın iki katına böleceğiz. Evet o zaman ne yazalım? Açı paydanın iki katına bölünür. İki katına bölünür. Kalan yeni pay olarak yazılır. Biraz sonra sorularda ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksın. Yani pillerde daha doğrusu radyanlarda özellikle bölülerde böyle esas ölçüyü bulurken paydanın iki katına bölerek çok rahat bir şekilde sonuca ulaşacağız. Az sonra bekle. Negatif açılarda da pozitif gibi işlem yapılır ve sonuçtan 360 derece eklenip çıkartılabilir. Ya da 360 derece ya da 2 pi radyansa 2 pi eklenip çıkartılır. Yani sen negatif bir sayıyla ilgili yani negatif bir sayının esas ölçüsünü bulurken ya 360 derece ekleyeceksin ya da 2 pi ekleyeceksin. Ya da normal esas ölçüsünü bulup negatif bir sayı yokmuş gibi esas ölçüsünü bulup sonradan 360 derece ya da 2 pi ekleyip sonuca ulaşacaksın. Aslında bu da çok kolay. Şimdi sorularda ne demek istediğimi çok iyi bir şekilde anlayacaksın. Yalnız esas ölçünün mantığı neymiş? İçinden 360'ı katlarını ya da 2 pi'nin katlarını atmak. Yani asıl olay şurada bitiyor gençler. Asıl olay burada gitmiyor. Asıl tanımı bu. Yani 360k artı alfa şeklinde yazdığımızda ya da 2 pi k artı teta şeklinde yazdığımızda esas ölçülerin alfa ya da teta olması bizim asıl tanımımız. Tamam. Şimdi gelelim şuraya. Bu açıların esas ölçüsünü bulunuz. Arkadaşlar 780'in esas ölçüsünü bulurken hocam 780'in içinden 360 ve katlarını çıkartacağım. Dersiniz ki hocam 360 ya da 720 değil mi? Bak 360'ı katlar aklınızda kalsın bu şekilde yapacaksınız. Bir katı 360 iki katı 720 üç katı işte 360, 1080 yapıyor. E bu sayılar aklınıza kalırsa daha rahat yaparsınız. Mesela 780 720'den yüksek ya. Direkt sen bunu 780 eksi 720 şeklinde de bulabilirsin. Yani cevap 60 çıkıyor. Ya da hocam direkt 780'de ben hiç uğraşmak istemiyorum bununla. 360'a böleceğim 2 defa. 720 zaten burada da aynı şeyi yapıyorsun. Kalan 60 bitti gitti. Değil mi? Çünkü büyük sayılarda böylelikle sıkıntı yaşayabilirsin. O yüzden bence böl. Mesela 4040. 4040'ı yaparken ne yapacağız? 360'a böleceğiz. 360'a böldüğümüzde kaç katı var ona bakacağız. Bir kere 404 bölünüyor 360'a. Bir defa var 360 yazalım şuraya. Sonra 4 kaldı. 4 kaldı. 440 yaptı. Bu da bir defa 360. Böldüğümüz zaman da çıkarttığımız anda kaç kaldı? 0. 80 mi kaldı? Evet. İşte bunun esas ölçüsü de 80 yaptı arkadaşlar. Bitti. Öbür türlü 360'ın katlarını böyle 4040'a kadar olan katını yakalamak zor değil mi? Tamam bazı kişiler için kolay olabilir ama yani bilmiyorum özellikle benim gibi işlem hatası çok yapan arkadaşlar varsa şu bölme işlemi yaparsa daha sağlıklı olur. Gelelim 1900'e. 1900'de ne yapıyoruz? Yine 360'a bölüyoruz. 190 360'a bölünmüyor. E, ee, 5 defa mı var? 6 defa mı? 6 açıyor. 5 defa var galiba. 5 kere 0, 6 kere 5 30, 5 kere 3 15, 1800 yapıyor. Çıkarttığımız anda 100 mi yapıyor? Evet. Bunun esas ölçüsü de 100 yaptı kardeşim. Geldik eksi 250'ye. Arkadaş 250. Bak negatif sayılarda da eğer 0 ile 360 derece arasındaysa işimiz kolay. Direkt ne yaparız? Direkt Buna 360 derece ekleyerek esas ölçüsünü buluruz. Yani eksi 250'ye 360 derece eklediğin zaman ya da 360'tan 250 çıkart diyebilirsin de cevabı ne bulursun? 110 derece olarak bulursun. Ama eksi 700. Eksi 700'den ne yapacağız hocam? Hocam burada da 360 ve katlarını 360 eklesek yine negatif geliyor. 720 eklesek a pozitif sayıyı elde edebiliyoruz. O şekilde de yapabilirsiniz. Ama bence ilk etapta 700'ün esas ölçüsünü bul. 700'ün esas ölçüsü nedir? Esas ölçüsünün negatif değerini yazalım önce. 700'ü 360'a böldüğün zaman bir defa var. 360 çıkarttığımız zaman da kaç çıkıyor? 240 çıkıyor galiba. Hocam burası eksi 240 oldu. E, eksi 240. Bak normal negatif bir sayı. Pozitif bir sayıymış gibi esas ölçüsünü buldum 240. Burada 360 ekleyeceğim. Artı 360 dersem cevaba nasıl ulaşırız? Kaç çıkıyor o zaman? 120 mi çıkıyor? Evet 120 çıkıyor galiba. 120 mi çıkıyor? Şurası 240. Ay 360 eklediğim zaman. 360'dan 240 çıkarttığım zaman 120 geliyor değil mi arkadaşlar? Evet yanlış yapmadıysam cevap 100. Aa 20 derece olması lazım. Nerede hata yaptım ben? Dur bakayım. 360 şunu çıkarttığım zaman 240 mı yapıyor? Dur bakayım. Şu 4 kaldı. 7'den 3 çıkınca 4. Burası 3 yaptı çünkü. 340'mış burası. Evet burası 340. Eksi 340'ı da ne yapıyoruz? 360 ekliyoruz. O zaman cevap ne yapıyor? 20 yapıyor arkadaşlar. Tamam. Az daha hata yapıyorduk. Eksi 2050'yi de bulurken yine aynı şekilde. Aynı şekilde bul. Sen bulabilirsin artık. Hadi bu sana kalsın bakalım. 2050'yi ne yapıyorsun? 360'a biliyorsun. Eksi yokmuş gibi esas ölçüsünü buluyorsun. Bulalım bakalım bunu. 205 bölünmüyor. O zaman şu 5 defa var galiba. 1800 yapıyor burası. Çıkarttığımız zaman da kaç yaptı? 250 yaptı. Aslında burası 250 yaptı. Ama artı olması lazım. O zaman ben buna 360 ekliyorum. Evet 360 eklediğim zaman da kaç yapıyor? Yani 360'tan 210 çıkınca da kaç yapıyor? 110 derece yapıyor arkadaşlar. Bunun esas ölçüsü de. Tamam. Bu kadar basit kardeşim. Gelelim şimdi pi'lilere. Hocam 23 pi bölü 4. Paydanın iki katına böl kardeşim. Bak. 23'ü kaça bölüyoruz? 8'e bölüyoruz. 3 kere 8 24 yapıyor. 2 kere 8 16. O zaman burası kaç kaptı? 7. Bak 7. E o zaman ne olacak arkadaşlar? Cevabımız direkt... 7 pi bölü 4 olacak. Başa 7'yi yazıyoruz. Bölü 4 aynı kalıyor. Bunu da unutma. Şurası 7 ya. 7 pi bölü 4. Bitti gitti. Hocam 33 pi bölü 5. Ne yapıyoruz? 33'ü paydanın 2 katına bölüyoruz. 10'a böldüm. Hocam 3 defa. 30. Kalan kaç? 3. O zaman kalan 3 ise bu da 3 pi bölü. Sonra paydasını yazıyoruz buraya. 5. Çok basit değil mi? 21 pi bölü 2. 21'i 4'e bölüyorum. 5 kere 4 20. Kalan 1. Yani 1 pi yani pi bölü 2. İşte esas ölçüsü bu yapar arkadaşlar. Sonra eksilerde de yine aynı şeyi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Eksilerde de yine aynı. Hiç eksi yokmuş gibi yapalım. Biraz önceki yaptığımız gibi. 25'i paydanın ilk katına böldüm. 2, 24 mi yaptı? Kalan 1. Normalde 1 pi bölü yani pi bölü paydası kaç? 6 olması lazım. Ama burası eksi değil mi? Evet. Ha eksi pi bölü 6 olduğu zaman da ne yapacağız? 360 ekleyeceğiz. Yani 2 pi ekleyeceksin buna. 6 kere 2 12 eksi pi. Bu da 11 pi bölü 6 mı yapıyor arkadaşım? Evet. Bunda da biraz önceki mantığı anladıysan burayı da rahat bir şekilde yaparsın. Peki gelelim şuraya. Eksi 32 pi bölü 5. 32'yi kaça bölüyoruz? 10'a bölüyoruz. Hocam 3 defa 30. Kalan kaç? 2. O zaman burası 2 pi bölü 5 yapar. Paydanın aynısını yazıyorum ama eksili bu. Ha bu eksili ne yapıyoruz? 2 pi ekliyorsun. Bitti gitti. 5 kere 2 10. Eksi 2 pi. 8 pi bölü 5 yapar burası. 73'ü de 3'e bölüyoruz. 73'ü de 3'e mi bölüyoruz? Hayır. Paydanın 2 katına bölüyoruz. Eksi 73 pi bölü 3'ü bulurken. 6'ya bölüyoruz. Hocam 12 defa var. 72 yapıyor galiba değil mi? Kalan 1. Kalan 1 ise 1 pi. Yani pi bölü kaç? Paydasını yazıyorum. 3. Ama önünde eksi de var. Ne yapıyorum? Eksiden kurtulmak için 2 pi'ye ekliyorum kardeşim. 0 ile 2 pi arasına yerleştirmek için. O zaman 3 kere 2 6 eksi pi. 6 pi eksi pi. 5 pi yapıyor. Burası da 5 pi bölü 3 yapar dostlar. Evet pi'lilerde de bu şekilde paydanın iki katına böldüğün zaman olay bitiyor dostlar. Negatiflilerde de normal pozitifmiş gibi işlem yapıyorsun. Sonra 2 pi'ye ekliyorsun. Olay bu kadar. Kolay mı? Kolay. Esas ölçü gerçekten kolay. Şimdi bir özellikten bahsedelim. A1 tam sayı olmak üzere. A çarpı pi şeklindeki açılarda esas ölçü A tek sayıysa pi'dir. Çift sayıysa sıfırdır. Çünkü arkadaşlar A çarpı pi. A çarpı pi'yi düşünelim. Mesela 1 yazsan pi yapıyor. Esas ölçü zaten pi. Bunda bir sıkıntı yok. 2 yazsan 2 pi yapıyor. Bak. 2 pi. 2 pi'nin ölçüsü ne olacak o zaman arkadaşlar? Esas ölçüsü sıfırdır. Değil mi? 2 pi ve katlarını şey yapıyorduk. Sonra 2 yazdım. 3 yazdığımızda 3 pi. 2 p çıkartacaksın ya. 3 pi'den 2 p çıkarttığın zaman pi yapıyor. Gördün mü? 4 yazsan 4 pi. Hocam 2 pi ve katlarını çıkartacağız. 4 pi çıkarttığımızda bak 0 yapıyor. 5 yazsan 5 pi. 2 pi katlarını çıkartıyorsun. 4 pi çıkarttığında pi yapıyor. Yani burada a pi şeklinde olduğu zaman a tek sayıysa. Ne diyecektim ben? Esas ölçüsü. A tek sayıysa esas ölçüsü pi yapıyor. Çift sayıysa 2 pi'nin katı olduğu için esas ölçüsü zaten ne yapıyor? 0 yapıyor. Tamam. Bu da kolay aslında. Ya da ne yaparsın kardeşim? Yine aynı klasik yolunu uygularsın. Hani 2 pi'ye bölersin. Hani paydanın ilk katına bölersin. E paydası, paydanın iki katı da ne oluyor zaten? A pi şeklinde olduğu zaman paydası 1 yapıyor ya. Paydanın iki katı da 2'ye bölmek anlamında oluyor. Biraz önceki öğrendiği teknikle de yapabilirsin aslında çok sıkışırsan. Tamam mı? Yatıyorum e atıyorum 5 pi verildi ya. Hani paydanın ilk katına böleceksin bunu. Yani burayı yapalım mesela. Hani 5'i kaça böleceğiz arkadaşlar? 5'i 2'ye böldüğün zaman 2 kere 2 4 kalan 1. O zaman şu ne yapıyor? 1 pi. Pi bölü 1 yapıyor. Bak pi olduğunu buradan bu şekilde de bulabilirsin. Sana kalmış ama ya bu gerçekten 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi. Bunların nesli ölçüsü gerçekten kolay. Çift olduğunda 0, tek olduğunda da pi yapıyor kardeşim. Evet mesela bu. 23 pi. 23 pi. Direkt tek sayı olduğu için ne yapmak zorunda? Pi olmak zorunda. Eksi 36 pi. Eksi de olsa hiç fark etmez. 0 yapar arkadaşlar. 74 pi. Bu da 0'dır. Bu da tek olduğu için. Eksi de olsa normalde eksi pi deriz ama 2 pi eklediğimiz zaman yine pi yapmıyor mu? Evet eksi de olsa artı da olsa tek olduğu zaman pi çift olduğu zaman ne diyoruz? Sıfır diyoruz esas ölçüsüne arkadaşlar. Geldik örnek 4'e. Şimdi yukarıda verilen denklerden kaç tanesi doğrudur? 21 pi bölü 4 pi bölü 4'e eşittir diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? 21'i paydanın 2 katına bölersem eğer Hocam 3 kere 8 24 2 kere 8 16 Ne kaldı burada 5 kaldı E o zaman burası ne oldu arkadaşım Paydanın 2 katına böldüğüm zaman 5 kaldı burada o zaman bu aslında Ne yapmak zorunda 5 pi bölü 4 yapmak zorunda Bu yanlış Buna gelelim 2540 20 dereceye denkmiş Esas ölçüsü 360'a bölelim Böldüğümüz zaman 254 bölünmüyor e, ee, kaç defa oluyor? 6 kere 7 kere 3 kere 8 açıyor. 7 defa olacak galiba. 6 kere 7 42. Elde var 4. 3 kere 7 21. Elde var 4. 25 mi yapıyor? Evet. Çıkarttığımız zaman 20 yaptı. Esas ölçüsü 20 derece oldu arkadaşlar. Doğru. Üçüncüsüne bakalım. Eksi 3700. Arkadaş artıymış gibi düşünelim. 3700'ü 360'a böldüğümüz zaman kaç defa var? 10 defa var galiba. Değil mi? 10 defa dediğimiz zaman 3000 600 yapıyor burası. çıkarttığımızda zaman 0 0 100. Aslında bu neye eşit? Şurası pardon. Hocam eksi 100'e eşit. Bu eksi 100'e eşit. E hocam eksi 100'e eşit ya. Eksi 100'ün de esas ölçüsünü bulmak için 360 derece ekleyeceğim. Aslında burası 260 derecedir. Esas ölçüsü. Yani bu da yanlış. Eksi 49 pi. Tek sayı olduğu için pi'dir. Doğrudur. Bu da paydanın iki katına böleceğim bunu da. Hadi bakalım bunu da paydanın iki katına bölelim. Hocam 19'u 6'ya böldüğüm zaman 6 kere 3 18 kalan 1. Kalan 1 olduğu için bu ne olmak zorunda normalde? Hocam 1 pi. Yani pi bölü 3 olacak. Ama eksi pi bölü 3 olacak. E burada eksi pi bölü 3'ünde esas ölçüsünü bulmak için 2 pi'ye ekleyeceğim. 3 kere 2 6 6 pi eksi pi. 5 pi bölü 3 yapıyor. Evet. Bak gerçekten de 5 pi bölü 3'e eşitmiş. Yani bu da doğru. O zaman kaç tanesi doğru oldu? 3 tanesi doğru oldu dostlar. İşi öğrendik. Geldik bir sonraki soruya. Esas ölçüleri sırasıyla 30 derece ve 45 derece olan iki açının toplamı K'dır. He. K'nın esas ölçüsü 75 derecedir diye soruluyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi arkadaşlar birinci açıya ben ne diyeyim? Birinci açı esas ölçüsü 30 derece diyor. Yani birinci açı kesinlikle 360'ın K katı artı hani ilk başta biz tanımı vermiştik ya. 360'ın katlarının içinden çıkartacağız demiştik ya. 360'ı k katı artı 30 şeklinde yazılabil, yazılabilir bir açı. K yerine 0 yazarsan 30 yazar. 30 yapar. 1 yazarsan 390 yapar. 2 yazarsan 720 artı 30'dan 750 yapar. Evet bizim birinci açımız bu arkadaşlar. İkinci açımız ne olacak? İkinci açımızda 360'ın k katı demeyelim de farklı bir katı olabilir. Atıyorum en katı olsun. En katının Kaç fazlası olacak? 45 fazlası olacak. Tamam. Birinci açıyı ve ikinci açıyı bulduk. Şimdi esas ölçüleri sırasıyla 30 ve 45 olan iki açının toplamı K demiş. O zaman ben büyük K sayısını yazayım. Bunları toplayayım. 360 artı 360 K artı 30 artı 360 N artı 45 yapar. Hatta bizim K sayısı böylelikle ne yaptı? Şurada 360 parantezini alsam 360 parantezinde K artı N yaptı. Artı bir de ne var? 75 var. Şimdi bizim k sayısı bak 360'ın belli bir katı artı 75 şeklinde yazıldı. Evet zaten esas ölçünün tanımı bu değil mi? 360'ın belli bir katı artı 75 şeklinde yazdığım için bunun esas ölçüsü 75'tir. Yani birincisi kesinlikle ama kesinlikle doğru. K'nın esas ölçüsü 75 oldu. Sonra ikinciye gelelim. K sayısı 15'in katıdır demiş. K sayısı 15'in katı mı? Arkadaşlar 360 çarpı bak şurayı inceleyelim şimdi. Bu 15'in katı değil mi? 360 15'e bölünüyor. 24 yapıyor. Hocam bu da 15'e bölünüyor. Yani sen bunu 15'e böldüğün zaman bir tam sayı geliyor mu? Geliyor. Yani K sayısı gerçekten 15'in katı oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Daha doğrusu şöyle de yapabiliriz. Sen burada 15 parantezine aldığın zaman ne oluyor? 24 çarpı 24 tane K artı N yapıyor. Değil mi? Artı bir de 15 parantezini alınca 5 yapıyor. İşte büyük parantez de şu. Şöyle 15 parantezini aldığında gerçekten de K sayısı 15'in katı yapmış oldu mu arkadaşlar? Yapmış oldu. E tamam bunda da bir sıkıntı yok. Bu da doğru. K'nın 3 basamaklı en büyük değeri 990'dır. Şimdi K'nın 3 basamaklı en büyük değeri. Arkadaşlar K artı en üzerinden gidelim. Mesela bu toplam e, kaç olsun? 1 olursa 360 artı, 360 artı 75 olur. Bu toplam 2 olursa kaç olur? 720 artı 75 olur. 3 olursa e, bu 3 ile 360'ı çarpımı zaten 1080 yapıyor. E, 1080 olduğu için ya yani 1080 4 basamaklıya geçiyor zaten. 3 olmaz. Yani ben burada en büyük değerini bulmak için K artı N yerine 2 yazayım o zaman. Ya bu değişken olabilir tabii. K0 N2 olabilir. Ya da K1 N1 olabilir. Ya da K2 N0 olabilir arkadaşlar. Bunlar değişebilir. Fark etmez. Toplamından gidiyorum ben. O zaman K sayısının en büyük değeri 720 artı 75 yapar. Yani 795 yapar. Yani K'nın 3 basamaklı en büyük değeri 990 değil. Ne yapıyor? 795 yapıyor. O zaman bu yanlış. Evet örnek 5'i ne bulduk o zaman arkadaşlar? İfadelerinden hangileri doğrudur? İfadelerinden hangileri? 1 ve 2'si doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 yapar. Ve geldik şuraya. Hmm, i̇lginç bir soru. Matematiği de işin içine. Ya kardeşim zaten matematik dersindeyiz. Matematiği de işin içine katacağız zaten değil mi? Şimdi 3 basamaklı bir sayı olmak üzere. A artı B toplamayın. Çok kaçtır? Vay. Vay. Sen bunu esas ölçüsünü bu bulmuşsun. Yani bu ne demek? Böyle bir sayının esas ölçüsünü bulurken ne yapıyorduk? Böyle paydanın iki katına bölmüyor muyduk? Evet bölüyorduk. Yani A 2 B sayısını. Sen paydanın iki katına böldüğün zaman. Burası ne olursa olsun. Bir şeyle çarptın ve çıkarttın. Ne olacakmış esas ölçüsü? 5 pi olacakmış. İşte bu kalanın 5 olması gerekmeyecek mi? Evet. Çünkü ne diyorduk? Kalanın esas ölçü olarak yazılır payda demiştik değil mi? Yani esas ölçüsü 5 pi bölü 18 ise kalanın 5 olması lazım. Ha, soru şuna dönüştü. Tamamıyla bölme bölünebilme sorusuna dönüştü. A 2B sayısının 36 ile bölümünden kalan 5'tir demektir. Şimdi 36 ile bölünebilme kuralı ne? Aralarında asal iki sayı seçeceğiz. Mesela hocam 2 ile 18 olmaz. Aralarında asal değil. Ne aralarında asal? 4 ile 9. O zaman 4 ile bölünebilmesi ve 9 ile bölünebilmesine bakacağız. Yani A 2B sayısı A 2B sayısını 9 ile böldüğümüzde kalan kaç olacak? Yine kalan 5 olacak. 9 ile böldüğümüzde 9 ile böl 9 ile bölündüğünde kalan 5 diyeceğiz. Ya da A2B sayısının 4 ile bölümünden kalan kaç olacak? 5 olacak. Yok. 4 ile bölümünden kalan 5 olur mu? Bir sayıyı 4'e böldüğümüzde kalan 4'ten küçük olmak zorunda. O zaman 5'i de 4'e böl. O zaman kalan kaç olacak? 1 olacak. Yani ben şu iki şeyi inceleyeceğim. A2B sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 9 ile bölümden kalan 5'i inceleyeceğim ve ona göre durumları inceleyeceğim. Şimdi 4 daha özel değil mi arkadaşlar? Yani daha özel olması 9 toplamları yapacak. 4 daha özel. Daha özel dediğimiz son iki basamağa göre bakmıyor muyduk? Evet son 2 basamağa göre bakıyorduk. Son 2 basamağın 4'e bölünebilmesi lazım. 2 ile başlıyorsa yani bu 20 olabilir. 24 olabilir. Bir de 28 olabilir değil mi arkadaşlar? 20 son 2 basamak 4'e bölünüyorsa. 24'e bölünüyor. 24 4'e bölünüyor. 28 4'e bölünüyor biliyor. Yani B 0 olabilir. 4 olabilir. 8 olabilir. Ama kalanın tam 4 ile bölünebilmesi için bu şekilde olması lazım. Kalanın 1 olması için ne diyeceğiz? O zaman 0 değil de 1, 4 değil de 5, 8 değil de 9 olması lazım. Yani ben B sayılarını buldum. 1, 5, 9 olabilir. O zaman şimdi gel gelelim şunu inceleyelim. Şunu buldum burada. Arkadaş B yerine 1 yazarsam yani B yerine 1 yazdığımızda A 2 1 yaptı. Ondan sonra bu durumu inceleyeceğim. Sonra B yerine kaç yazacağız arkadaşlar? 5 yazacağız. A 2 5 yazacağız. Bu durumu inceleyeceğiz. Başka neyi inceleyeceğiz? A başka ne? A 2 9'u inceleyeceğiz. Bu durumlarda A artı B toplamının en, en çok değeri isteniliyor. Yani burada B'nin 1 olduğu durum. Burada b'nin 5 olduğu durum. Burada da b'nin 9 olduğu durumu inceleyip ona göre yorumlayacağız şimdi. Şimdi burada 9 ile bölümünden kalan 5'i arayacağım. Hmm. Buradaki sayıların toplamının ne yapması lazım arkadaşlar? a artı 3, 9'un katı olması lazım değil mi? Evet. a artı 3, 9'un katı olması lazım. Tamam. Hayır. 9'un katı kalan 5 olacak ya. 9'un katı artı 5 olması lazım. Yani buradan a eksi 2 eşittir 9'un katı olması lazım ya da 0 olması lazım. A o zaman A buradan kaç olur arkadaşlar? 2 yazarsam 0 oluyor. Ee, bir de 11 yazmam lazım aslında. A, bu da A bir rakam olduğu için 11 yazamam. A'yı buradan kaç buldum? 2 buldum. Yani A2 B1 iken A artı B kaç yaptı? 3 yaptı bu durumda. Şimdi şuraya bakalım. Burada da sayılar toplama. A artı 7. 9'un katı artı kaç olması lazım? Kalanın 5 olmasını arayacağım ben değil mi? Kalan 5. 5 olacak. O zaman buradan A artı 2 eşittir 9'un katı olması lazım. A'yı kaç bulurum? 7 bulurum. A 7 dikkat et. B de 5 iken o zaman A artı B kaç çıkıyor? 12 çıkıyor. Şimdi B 9'a bakalım. B yerine 9 yazdığımızda arkadaşlar A artı 2 artı 9 yani 11 9'un katı artı 5 olması lazım. Attım bunu buraya. A artı kaç yapıyor burası? 6 mı yapıyor? Eşittir 9'un katıysa A buradan kaç olur arkadaşlar? 3 yazabiliriz. A yerine 3 yazdık. O zaman A3 B9 iken de A3 oldu. İşte bizden ne isteniyor? A artı B toplamı isteniyor. 3 ve 9 iken de kaç bulduk toplamını? 12 bulduk. Zaten A artı B toplamı en çok kaç olur diye soruluyor. Bir 3 var, bir 12 var, bir 12 var. E cevap kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 12 çıktı. Ya buradaki değerde yani B'nin 5 olduğu değerde ya da B'nin 9 olduğu değerde çıktı arkadaşlar. Cevap 12 oldu. Böylelikle bir bölme bölünebilme ile ilgili bir soru çözmüş olduk arkadaşlar. Evet örnek 6'yı da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 7'ye. Evet 30 derece ile 4000 derece arasında bir x açısı varmış. x açısının esas ölçüsü pi bölü 3'tür. x kaç farklı değer alır? Ama burada derece demiş ben bunları radyana mı çevirip radyan cinsinden mi incelesem acaba? Ya da bunu dereceye mi çevirsem? Tabii ki dereceye çevirsem daha rahat olacak. Pi yerine 180 yazdığımızda o zaman pi bölü 3 ne yapıyor? 180 bölü alttan 60 derece yapıyor. Yani esas ölçüsü 60 derece olan açıları ben düşüneceğim arkadaşlar. Evet esas ölçüsü 60 derece olan açı. Hocam nasıl yazılıyor? 360'ın katı artı 60 şeklinde yazılmıyor mu arkadaşlar bu? Evet. İşte bu da 30 ile 4000 arasında olsun diyor. Arkadaş, K yerine bir 0 yazarsak bu araya düşüyor mu? Düşüyor. 1 yazarsan, 2 yazarsan, 3 yazarsan, 4 yazarsan, 5 yazarsan düşüyor. Hatta 10 yazsan yine düşüyor. Böyle gittin. 10 yazarsan da düşüyor. Çünkü 3600 artı 60, 3660 yapıyor. 11 yazarsak ne yapıyor? Sanırım 4000 aşacak arkadaşlar. Hani 3600'e 360 eklersek 3960 yapıyor. 3960 artı 60 da 4000'i geçiyor. O zaman arkadaşlar şimdi bizim esas ölçümüzü yazarken normal açının esas ölçüsü yazılırken tanımı neydi? 360K artı 60 şeklinde yazılıyordu. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra bu aralığa düşen K değerleri 0'dan 10'a kadar 11 olmuyor arkadaşlar. 0'dan 10'a kadar K değerlerini yazdığımız zaman bu aralığa düşüyor. O zaman K'nın şu kadar değeri için X'in de o kadar değeri çıkmaz mı? Çıkar. Yani X'in kaç tane değeri var burada o zaman? Hocam 1'den 10'a kadar 10 bir de 0 var. 11 tane değeri olmuş oluyor. Yani cevap 11 çıkar. Güzel bir soru. Geldik örnek 8'e. Hard disklerin dönüş hızları RPM değerleri 1 dakika içerisindeki tur sayısıdır. 5400 RPM değerine sahip bir hard disk dakikada 5400 tur atıyor demekmiş. 1'e hmm. 1 bir tur atma sayısı. Buna göre diyor 7200 RPM demek ne demek arkadaşlar? 7200 tur demek değil midir? Evet. 7200 tur değerine sahip bir hard diskin 1/60 saniyede taradığı açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bu 7200 hani RPM dakikada attığı değil midir? Evet. 1 dakikada 7200 tur atıyormuş bu. O zaman hesaplayalım arkadaşlar. Şimdi 1 dakikada 7200 tur atıyorsa oran orantı yapacağız o zaman. 1 bölü 60 saniyede. Ha, o zaman dakikayı neye çevirelim arkadaşlar biz? Saniyeye çevirelim. 60 saniyede 7200 tur atıyorsa o zaman 1 bölü 60 saniyede kaç tur atar diyeceğiz? Oran orantı. Bitti gitti. Hadi bakalım oran orantıyı yapalım. O zaman işler işler yapınca ne olacak arkadaşlar burası? x neye eşit olacak? 7200 çarpı 1 bölü 60 değil mi? Şu x'in çarpımı. Bir de bununla bunun çarpımı aslında bu 60x ya. Bu 60 da buraya bölü olarak geçecek. Hop bir de bölü 60 diyeceğiz. O zaman arkadaşlar şu sıfırla şu sıfır sadeleşir. Bu sıfırla bu sıfır sadeleşir. O zaman bu da 72 bölü 36 yapar. O zaman bu da kaç yapıyor? 2 yapıyor. Tamam. Şimdi 2 yaptı ya bu. Bu ne demek arkadaşlar? tur sayısı. İki tur attı. He. Biz iki turu bulduk. Bak bizden bu iki tur istenmiyor. 1 bölü 60 saniyede taradığı açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaş bizim bir turumuz kaç derece? 360 derece. İki turumuz ne olacaktır? 2 çarpı 360 derece olacağından dolayı cevabımız böylelikle 720 derece yapar arkadaşlar. Yani örnek 8'i böylelikle 720 bulduk. Geldik örnek 9'a. Ne diyor bakayım örnek 9? Şekilde verilen dairesel pistte aslı, beyza aynı anda bulundukları noktalarda işte bu noktalardaymış. Hocam tamam bu da 90 derece ya. X, Y koordinat düzleminde yazıldığı için. Burası kaç derece? 40 derece. Burası kaç derece? 70 derece olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi aslı pistin tamamını 30 dakikada. Beyza ise pistin tamamını 18 dakikada koşuyor. Hmm. İkisi koşmaya başladıktan 80 dakika sonra bulundukları konumdaki esas ölçüleri nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bizim Aslı ne yapıyordu? Kaç dakikada koşuyordu? 30 dakikada koşuyordu. Tamam. Şimdi 30 dakika koştu. 30 dakikada kaç 30 dakikada kaç derece pisti koşuyorsa arkadaşlar 360 derece koşuyor. O zaman şunu hesaplayabiliriz. 30 dakikada 360 derece koşuyorsa eğer 80 dakikada çünkü ikisi de koşmaya başladıktan 80 dakika sonraki durumları isteniyor. 80 dakikada kaç derece koşar? Hemen ne yapıyoruz? Soru işareti neye eşit olacak? 80 çarpı 360 bölü 30 olacak arkadaşlar. Şunlar sadeleşsin bakalım. Şu ikisi sadeleşsin. Şunu da şuna böl bakalım. 12 yaptı. 12 çarpı 80. Soru işaretini kaç bulmuş olduk arkadaşım? 12 çarpı 80 bulduk. Yani 8 kere 2. 96 yapıyor. 960 derece koşmuş oluyor o zaman bu. E arkadaş 960 derece koştu da bunun esas ölçüsünü bulalım. 960'ı da biz ne yapalım? 360'a bölelim. 360'a böldüğümüz zaman da kaç çıkıyor? 2 ile çarptık. 720 yaptı. Hocam 0 burası. 4 burası. Burada da ne kaldı? 240 kaldı. Yani bizim aslı 240 derece dönecek. Bak şimdi. Sen bunu böyle getir. 240 derece döndür bakalım. Hocam zaten bak şuradan şuraya 40 var değil mi? Yani buradan buradan buraya 40 derece var zaten. Burada da 200 derece döndüreceğim. 180 de burada. Yani bir 20 derece daha döndüreceğim böyle. Hop buraya mı geldi bizim aslı? Evet. Şimdi tekrar söylüyorum. 40 derece burada. 200 derecede daha döndüreceğim. 180 burada. 20 derece daha döndürmem lazım o zaman. Yani 20 derecelik açı burada yaptı. Evet ben aslıyı buldum şimdi. Gelelim Beyza'ya. Bizim Beyza da dakikada 18 mi koşuyordu? Evet dakikada 18 koşuyordu. Hadi bakalım. Şimdi 18 dakikada koşuyor. 18 dakikada bizim Beyza 360 derece koşuyorsa 80 dakika koşmuştu. Her ikisi de değil mi? Her ikisi de 80 dakika koşmuştu. 80 dakikada kaç derece koşar diyeceğiz burada da. Soru işareti diyeceğiz. O zaman soru işaretimiz ne oluyor arkadaşlar? 80 çarpı 360 bölü 18 yapıyor. Şu ikisi sadeleşince 20 yaptı burada. 2 kere 8 16 1600 yapıyor. Soru işaretini 1600 bulduk. 1600'ün de esas ölçüsünü bulalım değil mi? Yani 360'a böleceğiz. Hocam kaç defa var? 5 değil 4. Yani bu 0 6 kere 4 24 4 kere 12 1440 yapıyor. 1440'ta çıkarttığım zaman 0 6 160 derece yapıyor. O zaman bizim beyzayı da 160 derece döndüreceğim. Şimdi arkadaş beyzayı döndürürken 70 derece burada var. 160 derece döndüreceğim değil mi? Ee, 90 derece burada var. Toplam kaç derece yaptı? 90 70 daha zaten 160 yapıyor. Yani bizim beyza Tam olarak buraya gelmiş oluyor o zaman. E o zaman şurayı 20 derece bulmuştuk ya. Bizim en son ne isteniyor? Bulundukları konumlarının esas ölçülerinin toplamı nedir diye soruluyor. Ha, esas ölçülerin toplamı soruluyor. Şu bulundukları konumlardaki arasındaki açı da sorulabilirdi aslında bize. O zaman burası ne diyecektin? 70 derece diyecektin. Ve sonuca da ulaşacaktın. Ama bunlarda bizde ne isteniyor arkadaşlar? Esas ölçülerinin değerleri isteniyor. Ee, yani bu şekil üzerinde göstermemize de gerek yokmuş aslında şöyle. Yok, şekil üzerinde göstermemiz de gerekiyor aslında. Bunun esas ölçüsü kaç derece arkadaşlar? Biz bu, bu buraya geldi ya. Bunun esas ölçüsü bulurken şuradaki açının esas ölçüsüne bakacağız. Bu açının esas ölçüsü kaç derece? 240 derece mi diyeceğiz? Hayır. Bak. Esas ölçü bulunurken şuradan başlarız. Normalde esas ölçü 1 2 3 4 pozitif yön böyle gitmiyor mu? Evet. Yani buradan şuraya kadar gideceksin böyle. Hocam 20 derece burada 70 derece burada. O zaman 20 ise burası 70 yapar. Yani 180 artı 70'ten birinin esas ölçüsü 250 derece yapar. Diğerinin esas ölçüsü ne yaptı? Hocam diğerinin esas ölçüsü buraya kadar geldi. 180 derece yaptı. O zaman topladığımız zaman da cevap kaç yapar? 430 derece yapar. Evet gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Bu güzel bir şekilde de yorumladık sanki değil mi? Evet bu şekilde kostuğunda buraya geldi. Buradaki esas ölçü hop şöyle bulunur. E, bu şekilde koştuğunda da Beyza buraya doğru gelecek. Normalde tur atıyor tabii böyle. Şöyle tur attı, 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 attı. Hatta kaç tur attığını söyleyeyim. 4 tur attı. 4. turdan sonra hop şu kadar daha derece attı. 160 derece daha attı. 160 derece tam buraya denk geldi. Bunun da esas ölçüsü ne yapıyor şöyle baktığımız zaman? Esas ölçüsü 160 derece yaptı. Gerçekten bu da güzel bir soru arkadaşlar. Hoş bir soru çözdük ya. Geldik sonuncu soruya. Evet birinci günün son ikin, son videosu. Birinci günde ikinci videonun da son videosu oluyor hatta. Bakalım ne diyor? Yukarıda verilen dönme dolap içerisinde oturan bir kişinin yere uzaklığı en az 3 metre en çok da 23 metredir. Şimdi arkadaşlar dönme dolap içerisinde aslında bu bir çember üzerinde değil mi? Evet çember üzerinde. Aslında bu şey de böyle baktığın zaman bir çember üzerinde hareket etmiyor mu arkadaşlar dönme dolaptaki kişide? Evet. Şimdi şeyi hatırlayalım. Arkadaş bir noktanın bir çembere en kısa yeri sorulduğunda merkezden geçirirsiniz. Merkezden geçirdiğinizde bir noktanın çembere en kısa uzaklığı burası dersiniz. En fazla uzaklığı dediğinde de yine merkezden geçirirsiniz. En fazla uzaklığı da burası yapmaz mı? Yapar. Şimdi burada dönme dolaba dolaba yere en yakın kabinden binen bir kişi yere en yakın kabin şurası bak zemin şurası yere en yakın kabin olması için şu çember şeklinde ya ya da daire şeklinde ya hocam tam merkezden buraya dik çizeriz. İşte en yakın olduğu yer burası olur. Yani en az kaçmış? 3'müş. En çok da 23 metreymiş yere olan uzaklığı. En çok olması için de hop şuradaki nokta. E hocam bu çemberin yarı çapı. Bu da çemberin yarı çapı. Toplamda 2R artı 3 kaça eşit? 23'e eşitse eğer. E o zaman ben buradan ne bulurum? 2R'ye 20'den R'yi de 10 mu bulurum? Evet. R'yi böylelikle 10 derece bulmuş olduk. 10 derece derken 10 bulmuş olduk arkadaşlar. Dönme dolaba. Evet. En yakın kabinden binen bir kişinin saat yönünde 4200 dönmesi. 4200'ün. Esas ölçüsünü bulalım. 360 dereceye bölelim kardeşim. 420 bir defa 360 0. Bu da 6 yapıyor. Bu da 0 yaptı. 600 2 defa yine 1 defa. 360 çıkarttığımız zaman 0 4 240 mi yapıyor? Evet 240 derece döndüreceğim arkadaşlar. Şimdi 4200 derece dönmesi aslında yere en yakın yerden bindi ya. Hop 240 derece döndüreceğim. Tam 180 derece zaten burası yapıyor. 240 derece döndürmem için kaç derece daha döndürmem lazım? 60 derece daha döndürmem lazım. 60 derece daha dönünce buraya geldi. İşte kabin o zaman bu merkezden şuraya kadar mı gelmiş oldu arkadaşlar? Evet. Yere olan uzaklığı nedir diye soruluyor. İşte buradaki kişinin yere olan uzaklığı soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Bundan sonrası biraz şey. Arkadaş şurada böyle 180 derece dedik ya. Burada 60 derece ya. Şurada kaç kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. Ben yarıçapı kaç buldum? 10 buldum. Hocam burası 10. Buradaki yere olan uzaklık isteniyor benden. Ya burada bir dik üçgen 60'ın mantığını kullanarak şöyle bir dik çizersem olay biter mi? biter. Çünkü dik dörtgen oluşuyor burada. 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı kaçtır? 5'tir. Hocam Şuradaki uzaklık aslında buradaki uzaklığa eşit değil mi? Evet. E 90'ın karşısı 10 sa, 30'un karşısı 5. Hocam burada da 10 var. Şurada da 3 var. Şöyle bakacak olursan. Yani burası ne yaptı o zaman? 5 artı 10 artı 3 yaptı. Yani cevap kaç oldu o zaman? 18 oldu. Yani şuradaki kişinin zemine olan uzaklığını 18 bulmuş oluruz arkadaşlar. Ve böylelikle bu kısmı esas ölçü kısmını bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda birim çemberde yani ikinci günde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.